Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın, keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü kahve falımızda neler var? Kış günü de güzel bir gün dilenir mi diye söyleniyorum bazen de. Güzel, güzel olsun ya. Yani yağmur yağıyorsa da gökkuşağı çıksın ve güneş açsın gibi düşünmek istiyorum nedense. Bugünkü falımızda neler var? Hemen şöyle bir bakalım. Niyetlerinizle alakalı neler çıkmış? Arkadaşlar falınız bugün bu şekilde. Böyle parça parça konular var direkt olarak ilişkiler. ilişkilerde de çok ilginç, güzel şeyler var mı? Var. Ama tabii sıkıntılı şeyler de var falımızda bugün. Şimdi ilişkiler diyeceğiz önce. Tartışıyorsunuz. Tartıştığınız konulardan da canınız acımış artık. Yani ruhum daraldı, sıkıldım, bunaldım yeter artık. Ne yapacağız biz? Bunu der gibi duruyorsunuz. İlişkiler derken burada uzun süreli ilişki ya da evlilik diyebileceğim konular görünüyor arkadaşlar aranızda bir taş koymuşsunuz, bir taş girmiş, bir nifak girmiş aslında. Bir ayağınız evliliğinize basıyor ama bir ayağınız dışarıda. Bir ayağınız dışarıya gitme durumunda. Yani aslında biraz uzaklaşmak, biraz kafa dinlemek, biraz artık karşılıklı tartışmaktan vazgeçme isteğinin olduğu bir ilişki görseli var bir kapı açmak istiyorsunuz önünüze bir şeyler değişsin düzelsin sanki böyle elinize kocaman kocaman bir şeyler almışsınız bunlar sorun aslında sizin ilişkinizle alakalı ya da birlikteliğinizle karşı tarafla alakalı sorun gördüğünüz konuları böyle kucağınıza almışsınız ama hani çok geliyor bunları taşımakta zorlanıyorum dediğiniz bir süreçte görünüyorsunuz karşınızdaki kişi kafasına taktığı konularla birlikte önünüzde durmuş durup durup aynı konulardan tartışma çıkartıyor aslında. Hani huylu huyundan vazgeçmez deriz ya burada da sanki öyle bir şey var. Çok fazla didikleyen Hatta şurada çok ilginç bir nokta var. Şunu yapacağım deyip de yapmayan bir kişiyle birliktesiniz. Hani tamam ben onu hallederim deyip halletmeyen. Tamam söz veriyorum bunu yapacağım deyip de yapmayan bir kişiyle birliktesiniz. Kafa kafaya mesafe koymuşsunuz çünkü tartışmaktan artık yorulmuşsunuz. Aslında bu yorgunluk biraz da sizi sakinliğe itecek. Önümüzdeki süreç yakın zamanda ufak bir tartışma daha yaşamış ya da yaşayacaksınız. Fakat ondan sonra bir durağanlık var arkadaşlar. Sanki böyle bir şeyleri dengelemeye çalışıyorsunuz. Hani konuşmamak gibi ama. Hani cımcım yok burada konuşmamak gibi. Sen öyle devam et ben de böyle devam edeyim der gibi görünüyorsunuz. Tekrar ciddi bir tartışmanız ya da bir konu kafa kafaya vermiş burada bir sıkıntı dil uzamış yani tartışmanın olacağı bir alan var ve bu da aslında ocağın ilk haftası görsellerinde çıkıyor bir kişi ya da bir grup yüzünden yaşanan bir tartışmada eşiniz ya da sevgiliniz önünüzde size baskı uyguluyor görselleri çıkmış yani hani önünüzü kapatıyor konuşma ne bileyim cevap verme hani böyle bir terslik var burada ve bu size batacak üstünden atlayıp geçmek isteyeceksiniz ama sanki böyle elleriyle böyle bir savunma yapar gibi tutmuş sizi bulunduğunuz alandan çıkmanıza izin vermiyor. Aşağıya baktığım zaman konuşmalarda sonraki konuşmalarda 2-3 gün üstünden geçtikten sonraki konuşmalarda biraz daha sakinlik var. Fakat nedense bugünkü falımızda özellikle yakın zamanda yapılan konuşmalar ve bir süre daha devam edecek tartışma ve sıkıntılarla ilişkilerde, birlikteliklerde bir devam süreci olduğu görünüyor. Karşınızdaki kişi bir şeyleri değiştirmese de önünüzde durmaya devam etmiş. Etmeye de devam edecek. Sadece burada Şubat ayından sonra bazı konularda artık sanki böyle elinize bir ee, silah almışsınız kendinizi savunmak veya da bu haklı olduğunuzu düşündüğünüz alanda e, önünüzü açmak anlamına gelir arkanızda iki kişi siz öne doğru eğilmiş sanki bir yöne doğru gitmek istiyorsunuz bir yola gitmek bir alana kaçmak arkanızdan iki kişi de bir tanesi ayaklarınızdan tutmuş gitmenizi istemiyor diğeri de konuşuyor fakat siz burada artık kafayı dikmiş şu sıkıntıları ben atlattım tamam ama biraz yalnız kalmak istiyorum diyebilirsiniz Buradaki görsellerde aslında bir yola gitme, o yolda bir süre kalma, uzaktan konuşmaların daha sakin ve hafif geçeceği ve ilişkide aslında bir süre mesafeli olunacağı ama bu mesafe hani evden ayrılmaya da gelebilir ki buradaki görsellerde 5 rakamı çıkmış ya Mayıs ayında evden ayrılırsınız bir kafa dinleyeceğim ben dersiniz ya da Mayıs ayına kadar bir süre evinizden uzak durursunuz Ondan sonra gelir tekrar konularınızı konuşmaya çalışırsınız. Konularınızı konuşmaya çalıştığınızda karşınızdaki kişinin değişmediğini görüyorum arkadaşlar. Umut ediyorsunuz ama keçi gibi inatçı Nuh diyor peygamber demiyor değişmiyor. Hatta siz konuşmak istediğinizde arkasını dönmüş bu konuları artık konuşmak istemiyorum. Konu bu olay bu der gibi olanı kabul et yoksa git görsellerinde çıkan bir kişi olarak görünüyor arkadaşlar. Aslında net bir fal, ilişkilerle alakalı çıkmış bir fal. Ee, buradan ne söylenir diye düşünüyorum. Vallahi zaten elinizi kolunuzu çamurun içine bulaştırmışsınız. Yani bu kişiyle uğraşarak zaten ciddi anlamda bir zaman kaybedilmiş. Ama ilişkiler o kadar kolay da böyle koy kenara hadi yoluna devam et denecek tarzı değil özellikle toplumumuzda mücadele edeceksiniz fakat karşınızdaki kişi kendini çok haklı görüyor ve burada kafa direnç yani kafa dik kafasını dikiyor. Kafa dikme durumu var. Siz karşısında halen bulunduğunuz yere bağlı kalmak için uğraşıyorsunuz ama o sanki çevresindeki insanlarla daha samimi ailesi olabilir, yakın arkadaşları olabilir. Bulunduğu yerde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyor. Siz ne zaman önüne bir şeyler koysanız sen taş koyuyorsun'a getiriyor. Sen sorun çıkartıyorsun'a getiriyor. Ve siz her alanı açmak istediğinizde şu yüklerden kurtulayım dediğinizde bu kişinin e, karışık davranış, düşünce ve dik başlılık huysuzluğuyla karşılaşıyorsunuz. Ve bunları kaldırmakta e, sırtınızda, elinizde taşıyorsunuz çünkü zorlandığınızı görüyorum. Ama kaderderiz ya. Bir kaderin içerisine girmişsiniz ve bu kader aslında önümüzdeki iki ay boyunca hayatınızın içerisinde olmaya devam edecek. Bazı alanlarda açıldığınız, rahatladığınız, takmadığınız, düşünmediğiniz yerler var ama bazı yerlerde de ciddi anlamda tartıştığınız, canınıza sıkan konularla karşı karşıya kalacağınız görünüyor. E bu bildiğin çatının üstünde dumanı tüten bir evin üstünde bana kalırsa yüzde 85 evli çiftin yaşayacağı bir konum ya da konular arkadaşlar. Sevgililer için aynı şeyi söyleyebilir miyim? Sevgiliyseniz hemen kaçın gidin çekmeyin bu kişinin kahrını. Yani karşınızda sizi zorlayan, sıkıntı yaratan. E bu sıkıntıları da hiçbir şey yokmuş gibi e, konuşmalar yaptığınızda hiçbir şey yokmuş gibi davranarak bende sorun yok sende sorun var diyen bir kişiyle birlikteyseniz şayet uzayın oradan yani hiç durmayın bile evli değilseniz evli olanlar al işte böyle uzun uzadıya uzun uzadıya çekecek görselleri var alttan alta çalışan neler var onlara da bir bakalım aile içi İlişkilerle alakalı söyledim arkadaşlar yani burada iki ay çekersiniz, iki aydan sonra kendinize bir yol bulup uzaklaşmak ayrılmak mesafe koymak istersiniz ama dön dolaş aynı yere geleceğiniz görselleri var o da beş ay içerisinde görünüyor. Şimdi hanenizde tuttuğunuz bir niyetiniz varsa bir kişi var kafasına taktığını düşündüğünü yapmak istediğini çok da güzel yapan birisi siz durmuş onu seyrediyorsunuz seyredeceksiniz İyi şeyler yapacak fakat Ocak ayının 15'inden sonra hayatında yaklaşık bir ay kadar kaldırmakta zorlanacağı bazı sorunları olabilir bunları da atlatacak alttan alta siz bu yükün altına girmeye çalışacaksınız bir annemisiniz ablamsınız ya da bir abi ab, baba mısınız ama sonuç olarak bu yükleri de kaldırabilecek kapasitesi var. Öne açılacak aydınlanacak biraz sabır ve stres sıkıntı çekmesi lazım. Bir buçuk ay kadar ondan sonra önü rahatlıyor. Genelleme yapacak olursam da hane ilişkilerle alakalı tutmuş olduğunuz niyette iki ay kadar sıkıntı yaşarsınız. İki aydan sonra önünüzde yeni başlangıçlar yeni yollarla yolunuz açılır aydınlanır rahatlarsınız arkadaşlar. Bakalım burada neler var. İş para konularında neler var. İki konu var üst üste koymuşsunuz. Birini önce halledeyim birini önce sonra halledeyim diyorsunuz. Şimdi önce halledeceğiniz ve üstünde durduğunuz konuyla alakalı kapalı alanda bir kişiyle konuşmuşsunuz. Bir fikir alma gibi, destek alma gibi aslında burada. Ama esas konuştuğunuz başka birisi var. Oradan bir sıkıntı almışsınız. Konunun çözülmesiyle alakalı bir sıkıntı var. Burada bu kimden eğer fikir aldıysanız çözülmesinde sorunlar yaşayacak diye bir geri çekilmişsiniz. Ama çok yakın zamanda bu kişiyle konuşup akabinde önünüzü açacak, aydınlatacak bir gelişme yaşayacaksınız. Ne kadar geri çekilmiş. Bu sıkıntıyı acaba çözebilir miyim diye düşünseniz de burada sizi geri çeken kişiden kurtulduğunuz anda önünüze çıkan bir kişi yolunuzu açacak. Bu aynı zamanda maddi ya da iş konularıyla alakalı İki hafta içerisinde önünüze çıkacak güzel haberlerle birlikte önünüzün genişleyeceğini gösteriyor bana. Burada büyük bir rahatlama var. Bir, bir ikincisini de söyleyeyim hemen. E, parantez içinde söylüyorum işlemişle alakalı değil sağlıkla alakalı. Bugün için ciğerler sorun. Ee, öksürük boğaz demeyeyim direkt ciğer hani böyle artık burada klişe bir durum söz konusu oturmuş bir şeyler var yani bronşit gibi bir görselde çıkıyor kafanızın üstünde bir anahtar bekliyorsunuz hani bir başlangıç yapayım bir doktora mı gideyim ne yapayım ne edeyim değil aslında 10 gün sonra ciğerlerde temizlenme rahatlanma görselleri var doktora gider temizlenir doktora gitmez temizlenir ama temiz görselleriniz var onu da parantez içinde belirtmiş olayım ben buna çok sevindim bu arada bir ay geçtikten sonra iş ve para konularında ikinci konuya geçeceksiniz. Birinci konunuzu halledeceksiniz bir ay içerisinde. İkinci konunuza geçtiğiniz zaman burada dört kişi görüyorum. Çevrenizde iki orada iki orada iki kişi. Hani buradaki kişiyle konuşuyorsunuz, buradaki kişiyle konuşuyorsunuz. Sanki böyle bulunduğunuz yerin ucunu kaldırmışsınız, alan değiştirmek ister gibi, iş değiştirmek ister gibi. Konuştuğunuz kişiler yalnız biraz çevrenizi sarmışlar. Fikirlerinizin doğruluğunu ya da yanlışlığını sorgulatarak sizi biraz kararsız bırakacaklar dikkat edin. Burada vermiş olduğunuz kararda çevre baskısıyla verdiğiniz kararı uygulayamama gibi bir durumunuz olacak. Baskı birlikte işten ayrılamama, iş değiştirememe, para alamama, para hani hani böyle hep böyle yapmak istediğiniz bir şeyde bir baskı, ikili kişilerle alakalı baskılanma durumunuz söz konusu olacak. Dikkat etmeniz gerekiyor. Sonrasında bir kişi desteğiyle önünüz açılıyor, yolunuz açılıyor. Yapmak istediğiniz, halletmek istediğiniz konuyu hallediyorsunuz. Arkası arkası iki kapı açılacak. Bu da aslında mart sonu gibi görünüyor. Mart'a kadar olan döngüde bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı insanlarla devamlı konuşarak bir şeyleri çözmeye çalışacaksınız. Burada destek veren ilk etap destek verebilir ama ikinci etap özellikle Şubat ayında destek almadığınız fikir, davranış ya da düşüncelerden dolayı olduğunuz yerde sıkışıp kalabilirsiniz. Mart ayı itibariyle de aslında önünüzde genişleyen yollarınız var. Fikirsel olarak aydınlık açık bir yol alan önünüze düşecek arkadaşlar. Burada işte aslında yaptığınız konuşmalarda önünüz açık dediğim gibi başlangıç iş başlangıcı olabilir. Parasal konuda alınacak bir para olabilir. Maddi kaynaklarınızla alakalı yapmayı planladığınız, almayı planladığınız evraklar bile Mart ayı itibariyle gelir görselleri var arkadaşlar. Evet. çok ilginç bir fal var. Mesela şimdi sıkıntıdasınız. Sıkıntı böyle tamamen yoğunlaşmış. Her tarafınızı sarmış. Bir ay sonra sıkıntıda eser kalmıyor. Hani spontane çok hızlı çözülecek sıkıntılarınız var. Ve bunlar için böyle biraz zamana ihtiyacınız var. Biraz beklerseniz eğer konu çözülecek. Rahatlayacaksınız. Görselleri çıkmış. Bakalım buradan ekleyebileceğimiz neler var. Hop diye kaldı. Ama ben onu atarım. Oo, bayağı gidiyor arkadaşlar. Niyetleriniz neyse güzel niyetler. Kısa sürede çözülecek konular olarak görünüyor. Biraz sabır etmeniz lazım. Biraz beklemeniz lazım. Aile konularıyla alakalı 3 vakte kadar aslında çözülecek konularınız var. İş konularıyla alakalı dersek eğer şurada bir ay kadar bir sıkıntı kafanız bedeniniz böyle bir neredeyim, ne yapıyorum, doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum, nereye gidiyorum dedirtebilir. Ama ondan sonrası çok açık gördüğünüz gibi. Bakın burada üzerinize gelen kişiler de dahil olmak üzere bir, bir buçuk ay içerisinde hayatınızda o konularla alakalı olmayacaklar. Yani o konuları geride bırakacak, önünüz aydınlanır. Ha başka konular çıkar ayrı konu ama bugün niyet ettiğiniz konularla alakalı bir buçuk ay sabır döneminiz var. Bir buçuk ay sabır ederseniz önünüz açılacak arkadaşlar. Görünen o. Burada zaten bir anahtar var bakın gene ama bak bir buçuk ay sonra önünüzde açılacak yeni iş ve para kapıları görselleri var. Borçlar da akabinde gelir diye düşünüyorum. Hatta yakın zamanda mesela iki kişiye bir para harcayacaksınız. Çok yakın zaman ama bu yani bu hafta gibi bir görselde çıkmış. Evet sevgili dostlar gördüklerimi sizlere ilettim. Hayrınıza olan güzel dediğim İyi dediğim şeyler önünüze düşsün, yolunuzu aydınlatsın, ışık tutsun. Bugünkü kahve falımız da bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.